Bugün bayağı bir tartışmalı bir konuyla karşınızdayım. Bu arada bu konu hakkında mutlaka kendi düşüncelerinizi de yorumlara yazın. Çünkü merak ediyorum yani acaba benimle aynı düşünen kaç insan var burada? Twitter'daki insanları okuyunca birazcık durum içler acısıydı. Hele Instagram'ı zaten hiç sormayın yani bayağı bir insan buna maalesef ki düşünmeden destek verdiğini düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir kampanya başlatıldı Instagram'da. SMA ilaçları faturalarımıza 1 TL olarak yansıtılsın. Konuyu hiç araştırmadan uzaktan baktığınız zaman bu çok güzel bir şeymiş gibi gözüküyor. Çünkü neden olmasın yani sonuçta hastalıklı insanlara yardım edeceğiz değil mi? Hele ki bunlar küçük yaştaki bebekler olduğu zaman insan daha da bir vicdan yapıyor haliyle. Ama bu SMA hastalığının birazcık perde arkasını araştırdığınız zaman öyle bir gerçeklerle karşılaşıyorsunuz ki hani böyle düşünmemek istiyorsunuz ya. Düşündüğünüz zaman kendinizi kötü hissediyorsunuz, suçlu hissediyorsunuz. Şimdi sizlere bugün SMA hastalığını birazcık anlatacağım. SMA ölümcül bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip olanlar zaten bebekken ölüyor genelde. Peki bebekler niye SMA hastası olarak dünyaya geliyor Şöyle ki, eğer anne veya babadan birisi taşıyıcıysa %25 ihtimalle bebeğin SMA hastası olarak dünyaya gelme ihtimali var, %50 ihtimalle taşıyıcı olarak gelme ihtimali var ve %25 de sağlıklı olarak dünyaya gelme ihtimali var. Yani baktığınız zaman çok yüksek ihtimalle bu çocuk ya SMA hastası olarak dünyaya gelecek ya da taşıyıcı olarak dünyaya gelecek ve ilerleyen zamanlarda kendi çocuklarına bunu bulaştıracak, bulaştırma ihtimali olacak en azından. Bunun bir ilacı, tedavisi var mı diye soracak olursanız kesin olmasa da evet var. Şu an yeni yeniyle bir tane ilacı varmış 2 milyon dolar. Bunun haricinde 10 yıllık bir tedavisi varmış 4 milyon dolar. Evet 70 milyon TL diyor arkadaşlar doğru. 70 milyon TL Türkiye'de birçok hastayı tedavi edebiliriz. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben burada şey demiyorum. Hadi bu çocukları boş verelim. Bunları tedavi etmeyelim falan. Ama sorunun asıl kaynağının ailelerde olduğunu öğrenince gerçekten beynime kan sıçradı. Çünkü siz zaten birisiyle evlendiğiniz zaman sizlere SMA taraması yapılır. Hatta bu SMA şu anda ücretsiz. Yeni çiftlere ücretsiz yapılıyor artık. Fakat bu daha önce yapılmadığı anlamına gelmez. Daha önce de bu SMA taraması yapılıyordu. Sadece ücretsiz değildi yani belli bir miktar ücreti vardı. Çok yüksek bir para değil diye biliyorum ben. Bilinçli ailelerin hepsi zaten bu taramayı daha öncesinde yapmıştır. Ama bilinçsizce çocuk yapan insanlar bu taramayı yapmadan çocuk yapıyorlar ve doğacak çocuk tabii ki SMA hastası oluyor. Yine birazcık daha araştırma yaptığımda ise şunu fark ettim. SMA hastalığına sahip bebekleri olan aileler genellikle de daha öncesinde bir çocuğunu daha SMA hastalığından dolayı kaybetmiş oluyor. Bazı insanlar bunu maalesef ki bilinçli yapıyor. Artık yani bu dolandırıcılığa giriyor. SMA hastası bir bebek dünyaya getiriyorlar. Bunun üzerinden binlerce bağış topluyorlar. Çocuk tedavi olsa bile zaten hayatını kaybetme ihtimali var. Ama zaten bu kadar fazla para toplanması çok zor bir şey olduğu için genellikle para toplanmıyor ve bebek hayatını kaybediyor. Daha sonrasında bunu tecrübe etmiş olmalarına rağmen bakın bunun altını çiziyorum bir bebek daha dünyaya getiriyorlar. Ya kardeşim de taşıyıcılık varsa eğer ki bu dünyaya bir zahmet bir bebek getirme. Yapma yani bunu ya. O canlara yazık değil mi? Bazı insanların bunu gerçekten bilerek yaptığını düşünmeye başladım artık. İnsanları fazla masum sanmayın arkadaşlar. İnsanlar masum değil. Hatta bir haberde okudum geçenlerde. Bir kadın 4 SMA hastası bebeğini kaybetmiş. 4. Bakın birinde akıllanmamış, ikincisinde akıllanmamış, üçüncüsünde akıllanmamış, dördüncüde de akıllanmamış. Beşinciyi falan da yapar muhtemelen. Ve hepsinde de sistem aynı. Bu çocuklar üzerinden bağış topluyorlar. Baya bir bağış tabii ki. Çünkü SMA hastalarına özel bir sürü vakıflar var. Bunu zaten biliyorsunuz. Aile sonrasında bebeğini kaybediyor ve bir tane daha çocuk yapıyor. Ve yine bu olayda benim çok saçma bulduğum bir şey daha var. SMA hastalığına sahip bebekleri olan aileler genellikle akraba evliliği yapmış oluyor. Hepsi değil tabii ki çünkü anne veya babadan bir tanesinin taşıyıcı olması zaten böyle bir ihtimali barındırıyor. Ama eğer ki bir de üstüne akraba evliliği varsa işin içinde genetik hastalıklar çünkü biliyorsunuz ki akraba evliliğinde daha da yüksek oluyor. E haliyle çocuklar da hastalıklı bir şekilde dünyaya geliyor. İnsanların burada yapması gereken iki şey var. Bir, SMA taraması yapmak. Bu zaten artık ücretsiz bir şey yani bir zahmet yapın. İki, akraba evliliği yapmamak. Ha buna rağmen diyelim ki mesela sen her şeyi yaptın. Akraba evliliği yapmadın, SMA taraması yaptın, herhangi bir sorun çıkmadı. Ona rağmen eğer ki çocuğun SMA asası olarak dünyaya gelirse ki bu gerçekten çok düşük bir ihtimal diye duydum ben. Bazı insanlar buna ihtimal bile vermemiş. Bazı insanlar yüz binde bir falan demiş. Ama böyle bir ihtimal varsa eğer ki onlara sonuna kadar destek olalım. Çünkü bu insanların yapabileceği bir şey yok yani. Ama yeter ki üzerlerine düşen görevleri yerine getirsinler. Alt tarafı bir tarama yapacaksın arkadaş yani bu bu kadar zor olmamalı. Türkiye'de şu anda ortalama 150 bebek SMA hastası olarak dünyaya geliyormuş. Hepsine yardım etmeye kalksak 600 milyon doları gözden çıkarmamız gerekir. 600 milyon dolara binlerce, yüz binlerce insan kurtulabilir bunu biliyorsunuz değil mi? Ya üzgünüm çok acı bir gerçek belki de ama bunu da göz ardı edemeyiz. Eğer ki bu aile yapması gerekeni yapmıyorsa, SMA taraması diye bir şey olmasına rağmen bunu yerine getirmiyorlarsa, bizim burada yapabilecek bir şeyimiz kalmıyor. Ha dediğim gibi, her şeyi yapmıştır. Ona rağmen bebeği hastalıklı bir şekilde dünyaya gelmiştir. Ben bunlara gerçekten elimden geldiğince yardımcı olurum. Çünkü bu insanlar hak ediyor. Ama özellikle 3 tane SMA hastası bebeğini kaybetmiş insanlar. Bence devletin bu insanları artık araştırması gerekiyor. Gerekirse çocuk yapmalarını yasaklaması gerekiyor. Çünkü belli yani bir insan bu kadar kadar beyinsiz olamaz. Bazı insanlar bunu bilinçli yapıyor. Çok tehlikeli ve linçlenmeye müsait bir konu ben de bunun farkındayım. Eğer ki şu anda bana sinirlendiyseniz videoyu en başa alın ve tekrar izleyin. Söylediğim her şeyi araştırın ve anlamaya çalışın. İşte o zaman beni çok daha iyi anlayacaksınız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.